Seleukos Kralı 3. Antiochus, imparatorluğu yeniden bir araya getirme amacıyla M.Ö. 1191'de Yunanistan'ı işgal ettiğinde, önce aynı yıl Thermopylae'de, ardından ertesi yıl Magnesia'da Romalılar tarafından yenilgiye uğratıldığında, kuvvetlerinin önemli bölümünü piyade ve hafif süvari olarak hizmet eden Galatya Keltleri oluşturmaktaydı. Antiochus, M.Ö. 188'de Apamea Antlaşması'nda Roma'nın tüm şartlarını kabul ederken ağır bir savaş tazminatı vermeyi de kabul etmiştir. Roma konsolosu Gnaeus Manlius Vulso, M.Ö. 189'da Galatya'ya yürüdü ve Olympus Dağı Savaşı'nda ve yine Ankara'da gerçekleşen bir başkasında Keltleri ilk kez yenerek Galatya'nın vasat hale gelmesini sağladı. Vulso, Roma Senatosu'na danışmadan kendi iradesiyle savaşa girdiğinden önce barışı engellemekle suçlanmışsa da gerekçesini açıkladıktan sonra Roma'da zaferi kutlanmıştır. Mitridates, Yunanistan'a geçen ordusunun Romalı General Sulla'ya yenilmesinden hemen sonra tüm Galat Tetrarkaslerinin aileleriyle birlikte bir şölene çağırdıktan sonra öldürtmüş, böylece Tetrarkes düzeni bozulmuştur. Mitridates'ten kurtulabilen Galat Tetrarkesinden birisi ve Tolistobugi şefi Deiotaros Pompei tarafından kral ilan edilmiştir. Büyük Pompei ve Atip Cicero'nun arkadaşı olan Galatya kralı Deiotarus, Sezar'a karşı 600 askeriyle birlikte Pompei'yi desteklemişse de savaştan sonra Sezar tarafından affedilmiştir. Sezar'ın Roma'da öldürülmesinden sonra Galatya krallığını kuran Deiotaros iç savaş sırasında Cumhuriyetçilerle Sezar taraftarları Triumvirler arasındaki savaşta ilkine destek verdiyse de Amnitas komutasındaki gönderdiği ordu Filippi Savaşı'nda talimat almadan taraf değiştirince Deiotaros tahtını koruyabilmiştir. Deiotarus krallığının yönetimini damadı Bragitarus'la paylaşmış, torunu Amnitas son Galatya kralı olmuştur. Mark Antony'yi M.Ö. 31 Actium Muharebesi'nde yenmesinden sonra Roma'daki tek güç haline gelen Octavian, M.Ö. 27'de Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru Augustus Caesar olmuştur. Deiotaros'un ölümünden sonra Galat kökenli en az 7 kral Anadolu'nun yerel hükümdarları arasında yerlerini almışlardır. Bu kralların görevi Roma adına hükmettikleri topraklardaki kabileleri Roma'nın otoritesine boyun eğdirmek ve Part tehdidine karşı tampon bölge görevi yapmak olmuştur. Roma Cumhuriyeti'nin doğu topraklarının yönetimini üstlenmiş olan Antonius Deiotaros'un ölümünden sonra Deiotaros'un yasal varisi olan torunu Castor'u Galatya kralı olarak atamış ve Paphlagonia'nın iç kesimlerini vermiştir. Antiochia-Apollonia arasındaki bölgenin yerlisi olan Amnitas'a yetenekli bir asker ve yönetici olduğu için kral unvanı verilmiş, Roma otoritesinin sağlanması gereken sorumlu bölgeler olan Antiochia, Sagalassos ve Termessos gibi kentlerin bulunduğu coğrafyaya hükmetmiştir. Amnitas, Büyük Pompeius'un oğlu Sextus Gnaeus Pompeius'a karşı M.Ö. 36 yılında yapılan savaşta 1500 atlısı ile birlikte yer aldı ve Sextus Gnaeus Pompeius'u Bitinia'da kuşatarak esir almayı başarmıştır. Amnitas, Actium savaş öncesinde Antonius'un tarafında olmasına karşın savaşı kimin kaybedeceği henüz bilinmezken, emrindeki 2000 Galat atlısı ile birlikte Augustus tarafına geçmiştir. Marcus Antonius'un Pizikos'ta konuşlandırmış olduğu gladyatörlerini engelleme görevini başarıyla tamamlayamamıştır. Bununla birlikte Augustus, Actium savaşında taraf değiştirip kendisini destekleyen Amnitas'ın krallığını korumasına izin vermekle kalmayıp ek topraklar bağışlayarak ödüllendirmiştir. Amnitas, Issaua Rhea'nın kontrolünü sağladıktan sonra M.Ö. 25'te Karalitis ve Trogitis gölleri arasında yaşayan vahşi Homanat kabilelerine saldırmış, savaş sırasında öldürdüğü Homanat Bey'in karısı tarafından tuzağa düşürülerek bir suikast sonucu öldürülmüştür. Amnitas'ın ölüm haberini İspanya'da Kelt İber kabileleriyle savaşırken alan Augustus, Doğu Frig Lakonya topraklarıyla Dağlık Pisidya, Pamfilya kıyıları ve Kilikya'nın kayalık arazisinde kapsayan Galatya krallığını Amnitas'ın henüz küçük ve tecrübesiz olan oğlu Pliamenes'e bırakmak yerine Roma eyaletine dönüştürmeye karar vermiştir.
Galatyalılar ya da Galatlar önce neredeyse tamamen Helenleşmiş, bu yüzden Gallo-Graeci olarak adlandırılmış, ancak sonrasında hızla Kelt Grek geleneklerini de Roma inançları ve tutumlarıyla değiştirmişlerdi. Yine de Frigler tarafından Anadolu'ya getirilen ana tanrıça Kibele ve gökyüzü tanrısı Sabazios'a tapınmaktaydılar. Kibele kültü aslında Hatti ve Luvilerce bilinen ve M.Ö. 2500'lere dek uzanan bir Anadolu tanrıçasıydı. Friglerin at sırtındayken mızrak kullanan ve kaosu simgeleyen dünya yılanını çiğneyen savaş tanrısı Sabazios'a Sibele'den daha çok saygı duyması muhtemeldir. Savaşçı Kelt kabileleri olan Galatyalıların da böyle düşündüğü sanılmaktadır. St. Paul, Anadolu'da Hristiyanlığı yaymaya çalışırken karşısına Sabazios Zeus kültü ve çıkmıştı. Zeus'un oğlu yarı tanrı Herakles, Anadolu'da tarihi bir kurtarıcı figür olduğundan tanrı ile kurtarıcı oğlu ise paradigmasını yaymak çok da zor olmamıştı. Elçilerin İşleri kitabında ve Yeni Ahit'in mektuplarından da anlaşılacağı gibi Pavlus bu dönüşümü eski tanrılarca yeteri kadar temsil edilemeyen gerçek hakikat olarak açıklamıştı. Pavlus Galatyalılara yazdığı mektubunda özgürlük ve bağımsızlık sevgisine hitap eder ve dünyevi zevklerin peşinde koşanların köleliğiyle Mesih aracılığıyla sağlanacak ruh özgürlüğünü tekrar tekrar karşılaştırmıştı. Aziz Pavlus kıskançlık, sarhoşluk, serbest yaşanan cinsellik ve putperestlik gibi Galatyalılarla ilişkilendirilen günahlardan bahsederek bunların Hristiyanlıkla çelişkisini vurgulamıştır. Sonuçta Pavlus'un etkisiyle Galatyalılar Kibele ve Sabazios yerine İsa'nın öğretisini benimsemişlerdir. Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi Hristiyanlık eski dinlerin yerini almış, tapınaklar kiliseye dönüştürülmüştür. Milattan sonra 5. yüzyılın sonlarında bölgede hala Kelt dilinin yaşadığı bilinse de Selçuklular bölgeyi milattan sonra 11. yüzyılda Bizans'tan aldıktan sonra İslamlaşan bölgeden günümüze Kelt kültürü açısından pek bir şey kalmamıştır. Gala tetrarkları Mitridates Savaşı sonuna kadar kral unvanına sahip olmamış, ancak Deiotarus'a Romalı devlet adamı ve generali Gnaeus Pompeius tarafından kral unvanı verilmesinden sonra Galatya Krallığı'nın monogramı bulunan sikkeler basılmıştır. Galatya Krallık döneminde darp edilen Pessinus sikkelerinde Galatya Kralı Deita Rioras'a adının kısaltması olan monogram kullanılmıştır. Sikkelerde Kibele Attis söylencesinin kahramanları, arka yüzden ise bir aslan tasviri yer almaktadır. Roma İmparatorluk dönemi Pessinus sikkelerinde, sikkelerde Antonius Pius, Marcus Aurelius, Lucius Verus ve Septimus Severus sikkelerinin arka yüzünde Galatlı Tolistobokların Pessinus yazması dikkat çekicidir. Betlem, Mudurnu'da Hristiyanların Paskalya yoğurtusuna rastlayan pazar günü Müslümanlar tarafından kutlanan bir çeşit bahar bayramının adıdır. Pertevna ile Boratav, bölgede geçmişte yerleşmiş Galat adlı Kelt asıllı kavimle bu geleneğin bir bağlantısının olabileceğini ileri sürmüştür. Gerçekten de kıta Avrupa'sındaki Keltlerin aynı dönemde gerçekleştirdiği Beltane isimli bir ateş festivali bulunmaktadır. Anadolu'da çocuk ve genç kızların asırları yakarak üzerinden atladıkları için Asır Küfrü veya Afyonkarahisar'da Gavur Küfrü olarak da bilinen gelenek, Mudurnu'da ardıç dallarının yakılmasıyla gerçekleştirilir. Ateşin üzerinden atlanması, Betlem sabahı çocukların söğüt dallarından çıkardıkları borularla kapı kapı gezerek arkadaşlarını uyandırmaları, çocukların pişmiş kızıl yumurtaları tokuşturmaları, geleneğin diğer uygulamalarıdır. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla tarih bilgisi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Resmi Tarih, iyi günler diler.